Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bu bütün yapmış olduğumuz çiçeklerin kenarına kontür işlemi nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Şöyle bir yaprağından başlayacağız. Öncelikle kendi ipinde 3 kat ip katlayarak bunu böyle boşta bırakıyorum. Bir ip de iğnemize takıyoruz ve ilk zeminden ilk zürafa ile zürafa yapımına başlıyoruz. Bu 3 kat ipimiz arasında kalacak şekilde buradaki kenardaki bütün zürafalara batarak devam ediyoruz. Şöyle 3 kat ipimiz arada. Tepeye kadar buradaki bütün zürafalarımızı yaparak devam edelim. Ben yine bu kenar yapılışında iğnedeki ipimi iğnenin gözünden tekrar bir kere daha geçirerek uzun kullandım. Sizler de o şekilde kullanabilirsiniz. Düğüm yapmamak için. Devam edelim. Neden tepeye kadar geldiğimizi şimdi sizlere söyleyeceğim. Çünkü tepede yapmamız gereken bir işlem var. Tepeye geldim. Aynı yerin içerisine bir zürafa daha yaparak buranın sivri bir hal almasını sağlıyorum. Neden? Çünkü yaprağım zaten sivri bir yaprak. Gelişini bozmamak için bu şekilde bir tane fazladan tepeye geldiğimizde zürafa yapıyoruz. Evet, tekrar aşağı kadar devam edelim. Evet, şurada bir tane zürafamız var. Oraya da batıyoruz. Bir tane yaprağımı bu şekilde zürafaladım. Bakın hemen kendiliğinden şekil almaya başladı. Şimdi ikinci yaprağımıza başlayalım. İpimi geri alıyorum. Şurayı tekleyerek açtım. Hemen buradaki ilk zürafaya batıyorum. Ve buraya zürafa yapıyorum. Ve yine buradaki kenardaki zürafalara batarak devam ediyorum. Nereye kadar? Yine tepeye kadar devam ediyoruz. İpimin biraz arasını açtım. Zürafalarımızı kenarda çok küçük yapıyoruz. Hem çiçeğimiz toplasın hem de büyük görünerek kötü bir görüntü oluşturmasın diye. Böyle küçük yaptığınızda yaprağınız biraz daha böyle çukurlaşarak şekil almaya başlayacak. Bakın
kenarını yapınca nasıl çiçek şeklini almaya başladı. Tepeye geldim. Yine bu tepeye bir tane zürafa yapıyorum. Yine aşağı kadar devam ediyorum. Evet, iki yaprağımızı yaptık. Gayet güzel oldular. Üçüncü yaprağımıza doğru devam ediyoruz. Yine çektim oradaki ilk zürafaya batarak. Üçüncü yaprağıma başlıyorum. Sizler aynı bu teknikte büyük, orta ve küçük boy çiçeklerinizin kenarına bu şekilde kontür geçebilirsiniz. 3 kat nasıl yapıldığını baştan sona sizlere göstermeye çalıştım. Video video aşama aşama. Bu aşamada da sadece kenarı kaldı. Kenarında da bütün büyük, orta ve küçük çiçek için aynı işlemi uygulayacağız. Arkadaşlar ben son yaprağa kadar geldim. Bu yaprağın bitiminde ipimizi nasıl koparacağız, ne yapmamız gerekiyor? Onu hemen sizlere göstermeye çalışacağım. 3-5 tane şurada zürafam kaldı. Onu da yapayım. Evet, sonuna kadar geldim. Bakın buradaki bütün zürafaların. Şimdi bu ipimi, yani şu arasına koymuş olduğumuz ipi şöyle geriye alıyorum. Şu araya bir düğüm atıyorum. Sıkı bir düğüm. Daha sonrasında buradaki şu aradaki ipimi şöyle geriye çekiyorum ve buradaki iplerimi temizliyorum. Şöyle. Daha sonrasında buraya hafif bir çakmak değdirebiliriz. Çok hafif olmak şartıyla. Evet, şimdi büyük çiçeğimiz de kenarları hazır oldu. Şimdi orta boyumuz. Bu da küçük boyumuz. Şimdi bunları birleştirme yaparken ister yapıştırıcıyla ister dikerek şu yapraklar aralarda çapraz kalacak şekilde, bakın şöyle çapraz kalacak şekilde bir kat yerleştiriyorum. Daha sonra bunu da tam ortasına yerleştirerek bu şekilde 3 kat kullanıyorum mevlüt örtülerinde. Sizler de bu şekilde çalışabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.